Sevgili dostlar, yeniden birlikteyiz. Kur'an günlüğünde afaki ve enfüsi ayetler üzerinde duruyoruz. Ve onun üzerinde düşünme, tefekkür etme üzerinde de inşallah duracağız. Ayet-i Kerime'de az önce hani ara vermeden önce afaki ve enfüsi ayetleri neler olduğuna dair Seyfettin Hocamız konuştu. Sizin de ilave edecekleriniz var. Göstereceğiz ifadesi geçiyor. Yani insanlara ayetlerimizi göstereceğiz enfüste ve afakta olanları ki o Kur'an'ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun şeklinde. Bu gösterme ve görme meselesini de isterseniz biraz konuşalım. Yani gösteriliyor, görüyor muyuz? Herkes görüyor mu? Nasıl görüyoruz? Bunu da ilave edeyim soruma. İkisini birlikte inşallah değerlendirelim. Mevzuyu düşünürken belki hatırımıza hani göremeyenlerin durumu gelebilir. Göremeyen mesela Firavun görememiş. Allah'ın yaşattığı ve gösterdiği ayetleri ona da gösterildi mi mesela? Bu merak edilebilir. Taha suresinin 56. ayet kerimesinde bu şöyle ilan ediliyor. Estağfirullah. Velagat araynahu ayatina küllehe fekezzebe ve ebe. Sadakallahu azim. Taha suresinin 56. ayet kerimesi. Ne okuduk? Kısaca mealini arz edeyim. Andolsun biz ona yani Firavun'a bütün bu ayetlerimizi gösterdik. Yine de yalanladı ve diretti. Burada bütün ayetlerimizi tabirini doğru anlamak, daha da açılmış halini anlamak için Fussilet suresinin 53. ayetiyle beraber düşünmekte fayda var diye hatırlayabiliriz. Bütün ayetlerden kastedilen Allah alem yani enfüsi ve afaki ayetleri gösterdik. İmana gelmesi için, imana gelmesine vesile olacak halleri ona yani ilah olduğunu iddia eden Firavun'a, insanların kendisine tapmasını isteyen Firavun'a Cenab-ı Hak hem yaşatmış hem göstermiş. Bu ne olabilir? Yani bu gösteriyor ki herkese gösteriliyor. Evet. Zaten ayette Fussilet suresinin 53. ayetinde göstereceğiz diyor insanlara. O zaman insan olan herkese gösteriliyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her insana Cenab-ı Hakk'ı tanımasına vesile olacak haller hem yaşattırılıyor hem seyrettiriliyor. Mesela açıkça ayet kelimesi geçmiyor ama Rum suresinde çokça geçiyor ayetler de bu okuyacağım yerde. Fakat belli ki ayet olarak gösteriliyor. Onu okumak istiyorum. Enfüsiye bir örnek hemen belki okuyabiliriz. Estağfirullah. Allahu lezi halakakum min da'fin sümme ce'ale min ba'di da'fin kuvveten sümme ce'ale min ba'di kuvvetin da'fen ve şeybe yahlugu ma yeşâ ve huvel alimul kadir. Sadakallahu azim. Rum suresinin 54. ayet kelimesinin kısaca mealini hatırlayalım. Sizi güçsüz yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren ve sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır, o hakkıyla bilendir. Üstün kudret sahibidir. Yani kudreti sonsuz, ilmi her şeyi kuşatmıştır. Şimdi bu hali herkes yaşıyor. Yani çocukluk hali, işte gençlik hali, genç iken biraz kuvvet verilen hal, ihtiyarlık hali. Bu demek ki Cenab-ı Hakk'ın o insana yaşattığı bir hal, yani ayet. Yani insan güçsüzlüğü de, kuvvetli olma hali de, kuvvetli olma halinden sonra tekrar güçsüzlüğü de yaşayarak bu halleriyle, yaşadığı bu hallerle üzerinde tasarruf eden, kendisini halden hale geçiren Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini hissetmeye davet ediliyor. Yeryüzünde düşünelim şimdi. Yani sadece İslam ülkelerinde yaşayan insanlar değil, sadece erkekler değil, sadece kadınlar değil, sadece siyah renkli, sarı renkli, beyaz renkli olanlar değil. Her insan bu dünyaya nasıl geliyor? Bu dünyada ne hallerden geçiriliyor? Bunu düşündüğümüzde Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şey madem ki ayettir, Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini ilan eder. Bu hali yaşayan insan yaşadığı bu hal üzerinde Risale-i Nur'daki bir yerdeki ifadeyle az dikkatle düşünürse o insan evet benim üzerimde benim haberim olmadan beni vaziyetten vaziyete çeviren biri vardır. Biri der demelidir, demesi beklenir. Demesine sebep olacak bir durumdur bu. İşte bunu dediği andan itibaren de
bunu nerede derse, hangi vaziyette, hangi mekanda, hayatının hangi zamanında akıl bali olduktan sonra derse, üzerindeki diğer ayetleri görmesiyle ilgili, işitmesiyle ilgili, hastalanması, sıhhate kavuşması, yaşlanması, zengin olması, fakir olması, zaman zaman haksızlığa uğraması, zaman zaman kendisine haksızlık yapan insanın kendi eline düşmesi, ona muhtaç hale gelmesi gibi hallerin ne manaya geldiğini fark etmeye başlar. Yani bir yerde yaşadığı hallerin üzerinde düşünmeyi tercih eder insan. Bu enfüsi ayetler, yani şahsın yaşadığı ayetler, Allah-u Alem daha hissettiği yani derinden hissettiği, yani dışarıda seyrettiğine oranla hissettikleri belki bir cihette daha öncelikli. Çünkü dışarıdakilerle, dış alemdekilerle temas kurmak için kendine verilenleri insan kullanacak. Kendine verilenlerle dışarıyla sağlam, sıhhatli bir temas kuracak. Dolayısıyla kendine verilen, kendisine takılan diyelim, kendisine yaşattırılan haller üzerinde dikkatli bir düşünmeye başlarsa insan eğer, dışarıda pek çok ayetlerin kendisini kuşattığını fark eder ve yavaş yavaş hakikatler ona açılmaya başlar diye düşünebiliriz. Evet. Bir de şöyle bir şey oluyor herhalde. Diyelim ki kainatla, evrenle ilgili, galaksilerle ilgili çok müthiş, tabii eskiye göre, daha önceki asırlara göre bilgi o şeyimiz arttı. Bu bilgimizin artması onların ayet olduğunu anlamamıza vesile de olabiliyor, tam tersi perde de olabiliyor, perde de, engel de olabiliyor. Yani diyelim ki bir belgesel izliyorsunuz, filanca hayvan türüyle alakalı, onların işte hayatlarıyla ilgili, yaşamlarıyla ilgili bir takım şeyler anlatılıyor ve hakikaten ağzınız açık izliyorsunuz veya dinliyorsunuz. Bir bakışa göre bunlar gerçekten afaktaki Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine, kudretine müthiş deliller. Bir insan bunu görüyor, bir başkası da hayret ediyor. Ondan sonra çok şey beğeniyor. Fakat aynı oranda, aynı şekilde oradaki işareti, hani ayet dedik ya, işareti, belirtiyi, delili, mucizeyi görmüyor, göremiyor. Yani o Firavun'un, okudunuz ya Taha suresinin 56. ayetiydi galiba. Hepsini gösterdik fakat görmedi, direndi, yalanladı, tekzip etti. Netice itibarıyla hiçbir kul herhalde bulunduğu yer, konum, kültür, eğitim ne olursa olsun, ya biz bunları bilmiyorduk, biz bunları görmedik, işitmedik, kimse bize anlatmadı diyebilir mi acaba? Şunun için söylüyorum, sonuç itibarıyla dünyanın neresinde olursak olalım, nasıl bir ortamda bulunursak bulunalım, biraz akıl sahibi olan bir insan, değil mi, bütün bunlardan bir işaret, bir belirti bulabilir, bulmalıdır ki bunlar mesela geçmişte kelami tartışmalar olarak da İslam alimleri arasında konuşulmuş, tartışılmış şeyler. Yani bir bilginin ayet olduğunu fark etmek olağanüstü bir şey aslında. Hani işaret olduğunu, belirti olduğunu, bir delil olduğunu anlamak çok önemli bir nokta. Birçok bilgi sahibi insan var ki o bilgi bilgi olarak kalıyor, o bir ayete dönüşmüyor zihninde, kalbinde. Bu nedir? Evet. Birkaç ayetin mealini okumak istiyorum, hatırlamak istiyorum bu konuyla çok ilgili olduğunu düşünerek. Şems suresinin ilk 10 ayeti. Çok kısa, kısa kısa. Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve ona bir takım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene. Yemin ederim ki nefsini kötülüklerden arındıran kurtulsa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir. Yani iyilik ve kötülüklerin ilham edildiğinden de bahsediliyor. Yani insan iyilik ve kötülüğe meyilli, aynı zamanda iyilik ve kötülük ilham da ediliyor her insana. Onun için yani Tahrim suresinde bir ayet var, onu da okuruz inşallah. Kafirlere
Cenab-ı Hak herhangi bir mazeret ileri sürmeyin diyor mahşerde. Mazeret ileri sürmeyin diyor. Yani Cenab-ı Hak ayetlerini kullarına yaşatıyor ve seyrettiriyor. Ayetlerin Allah'ın varlık ve birliğine işaretini de hissetmelerine sebep olacak dokundurmayı da yapıyor. Yani bu başka bir nimet gibi. Yani ayetlere dikkat et manasına gelecek haller de yaşatıyor. Mesela bak, bahsettiğiniz gibi dış alemden hayvanlar alemini seyrediyoruz. Yani hayvanlar alemini dikkatli bir şekilde seyreden bir insan günün birinde herhangi bir vesileyle herhangi bir hayvana bakarken bu hayvanın rızıklandırılışı kendi yapacağı iş değil diyebilmesine sebep olacak örnekler görecektir. Yani bazen büyük bir hayvan küçük bir hayvana hizmet ediyor mesela. Evet. Yani küçük bir hayvana. Bazen bir hayvan rızkını, bütün hayvanlar öyle de yani insana gösterildiği bazı haller için söylüyorum. Hiç ummadığı yerden mesela rızıklandırılıyor. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği kolaylıklar. Ummadığı yerden min haysül ayet tesip diye Talak suresinde geçiyor. Yani Cenab-ı Hak yani belki bu mevzuyu 33. sözdeki bir pencereyle bağlantılı düşünsek. Yani Allah sebepleri gayet basit yaratarak sonuçlara göre, sonuçları harika yaratarak kullarına kolaylık ihsan etmiştir. Yani varlık ve birlik delillerini kolayca anlamalarını mümkün kılmıştır. Mesela Nahl suresine geçen bir ayet hatırlarsak kanın içinden süt gönderiyor. Yani sütün gönderildiği yerin kan olması, süt denen ayetin, işaretin Allah'ın varlığına, birliğine, Kerim, Rahman, Rezzak ismine işaret eden sütün gönderildiği yerin kan olması, kanın içinden gönderilmesi, kenarından değil de içinden gönderilmesi kullarına Allah'ın ikramıdır. Hangi anlamda ikramıdır? Yani sütün insanın ihtiyacı olması, maddi ihtiyacı olması anlamında söylemedim. Yani fark edin. Yani ineğin bunu yapamayacağını, yani ineğin vücudundaki bu işlemden haberdar olmadığını, yani ineğin, koyunun, devenin insanı bilmediğini, yani kanın içinden beyaz bir sütün çıkarılmasının olağanüstü bir şey olduğunu fark edin manasında da Allah insana ikramda bulunuyor. Yani ayetleri yaratan Allah, ayetlerin ifade ettiği manaların fark edilmesi için de insana lütuflarda bulunuyor. İnsana değişik değişik vaziyetler yaşatıyor. O zaman şu var, görmeyen, Firavun gibi görmeyenlerin benim anlayabildiğim, bulabildiğim kavram çok özellikle direndiği için. Yani çok özel bir kapıları kapatmayı tercih etme durum var. O tercihi de insanlar kullanabiliyor. Çünkü imtihan sırrı bunu gerektirmiş. Yani sorumluluğuna, sonucuna katlanmak yani mesela, şartıyla. Evet, dıştan gelen ayetler için geçen de şöyle bir örnek bir yerde aklımıza geldi. Hani bazen suçluları bulmak için mesela kapıları kırıyor ya polisler. Kapıyı kırıp içeri giriyor. Açmayınca aç diyor, aç diyor, açmayınca kapıyı kırıyor diyelim. Yani Cenab-ı Hak dıştan gönderdiği ayetlerde bilhassa iç alemimize yaşattığı ayetler hakkında da nasıl bir yorum yapabiliriz şu an aklıma gelmedi. Ama dıştan gönderdiği ayetlerde mesela yağmur, şimşek, güneş, sebzeler, yani sebzeler mesela ağzımıza dokunduğunda, sular dudaklarımıza dokunduğunda hepsi ayetler. Allah'ın varlık ve birlik delili dokunduğunda kalbin kapılarının dıştan kırılıp içeriye manaların yerleştirilmesi şeklinde bir icraata izin vermiyor Cenab-ı Hak. Yani kapının şahıs tarafından açılmasını murad ediyor. Kapıyı kırmaya kadir, her şeye kadir. Her şeye kadir olduğuna kainat da şahit. Fakat burada artık insanı imtihan etmesiyle ilgili sırlar gereği kapıyı kırmıyor. Kapı çalınıyor. Çalınıyor. Ama arkadan sürgüsünü siz çekmişseniz zorlamıyor. Size kapalı kalmaya devam ediyor. Evet. O bakımdan hem iç alemimizde yaşadığımız ayetlerin hem dış alemden dokundurulan ayetlerin görülmesi yine de şahsın görmek istemesine bağlı. Görmek isteyip evet, istememesi o şahsa bırakılmış. Cenab-ı Hakk'ın hikmeti böyle gerektirmiş. Yani kapı kırılmıyor ama demin okuduğunuz şeyde hani ilham, hı-hı, meselesinde, hı-hı, yani o içeriden ona ya bak bu kapıyı açman lazım deniyor. Kapıyı açarak efendim neler kazanabileceği hatırlatılıyor. Çok şey kazanırsın, açmamakla çok şey kaybedersin söyleniyor diye ilham ediliyor. Manen söyleniyor. Manen söyleniyor ama evet, gene de yani zorla kapı açılmıyor. Evet. Ama açması için ona telkinlerde bulunuluyor. Şüphesiz. Evet.
Hatta Ayetül Kübra'da bir cümle var. Bir arkadaşımız dikkat çekti Ayetül Kübra'da 7. Şua'da. Cenab-ı Hak kendini tanıtmayı sadece masnuatına bırakmaz. Yani o bu ilhamlarla ilgili bölümde geçiyor. İlhamlar. Yani kulunu enfüsi ve afaki ayetlerin ifade ettikleri yüksek manaları fark etmesi için Cenab-ı Hak sürekli manen teşvik ediyor, cezbediyor, tahrik ediyor, kamçılıyor fakat zorlamıyor. Yani zorlamaması hikmetinin gereği olmuş. Onun için de ayetler herkese gösterildiği halde herkes göremeyebiliyor. Gösterilmeyen yok. Değişik şekillerde, hayatın değişik safhalarında. Fakat görebilmek, fark edebilmek şahsın o yönde bir tercih kullanmasına bağlanmış. Evet Seyfettin Hocam. Burada sizin girişte söylediğiniz şeylere benim aklımda yani siz konuşurken gelen birkaç şey var. Şimdi niye göremiyor? Yani herkese göstereceğiz diyor. Tamam, Allah'ı göstermeyen bir şey yok ama onu göremeyenler var. Allah herkese her şeyi gösteriyor ama yani ayetin dediği yerine geliyor. Fakat onlara karşı körlük yapanlar var. Yani güneş herkesin evine geliyor ama sen pencereni kapatırsan, gözünü kapatırsan, perdeyi çekersen efendim güneş evin içine girmez. Kendine kapatıyorsun. Yani herkes göremiyor. Burada yani ayetler sunuluyor fakat herkes onları okuyamıyor. Veya yaratan Rabbinin adıyla okumuyor. Onun için bu yani ilk ayetteki yani oku kısmını herkes biliyor ama ona yer yer vurgular yapılıyor. Ehli dünya da yapıyor ama yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani herhangi bir okuma değil o. Herhangi bir okuma İkra, değil. İkra bismi rabbikellezî halak. Evet. Yani onları birlikte düşünmek lazım. Mesela bilim dalları da kainatı okuyor. Bilim adamları da kainatı okuyor. Yani Allah'ın yarattıklarını inceliyorlar. Ama evet. Gene de mesela inanmayabiliyor. Hatta Allah'ı bu işe karıştırmayacağız diyor. Karıştırırsan zaten bilim olmaz diyor. Kimilerinin inançsızlığını artırıyor. Öyle. Öyle. Yani şimdi mesela şey var. Bu şeytanla münazara bahsi var. Kur'an-ı Kerim'i bir insan okuyacak. Peki Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın kelamı bu. Kur'an-ı Kerim'i yaratan Rabbinin adıyla herkes okuyor. Değil mi? Allah'ın kelamı olarak okuyor. Ha, Kur'an-ı Kerim'i de mesela şey yapabilir bir insan, diyelim bir batılı müsteşrik okur. Yani bilgi sahibi olmak için. Muhammed'in sözleri olarak da okur yani. Bilgi sahibi olmak için. Bakalım ne diyor filan diye. Yani Allah'tan geldiğine Allah'ın kelamı olduğuna inanmadan da Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir. Ha, bu okuması ona okudukça şey yapabilir yani baştan ben buna inanmıyordum ama bu bir insan sözü olamaz. Gerçekten bu Allah'ın kelamıdır. Dedirtebilir. Yani onu çıkış noktası Allah'ın kelamı olduğunu o noktada kabul etmese bile daha sonraki aşamalarda kabul edebilir. Evet. Ama kabul etmeyebilir de. Nitekim yani, öyle insanlar da var. Etmeyebiliyor da. Hatta o zaman Kur'an ona tam açılmıyor zaten. Allah'ın kelamı olarak bakmadığı zaman bütün ışıklar sönebiliyor. Karanlıkta da göremiyor ayetlerin manasını göremiyor. Onun için şeytan orada ne diyor? Sen diyor o zaman tarafsız olarak bak diyor. Yani ne Allah'ın kelamı ne de beşer sözü, insan sözü deme. Ortada bak diyor. Şimdi bu da mümkün değil. Yani bu da tuzak. Bu da tuzak. Objektiflik adına belki söyleniyor. Evet, aslında bilimsel tuzak. Objektivite diyorlar. Yani bilim objektiftir, tarafsızlık vardır bilimde esas olan ama bilim tarafsız olabilir mi? Tarafsızlık ne demektir bir defa? Yani şimdi orada onun cevabı çok ilginç. Kur'an var. Yani Kur'an ya Allah'ın kelamıdır ya da değildir. Allah'ın kelamı değilse bir insanın düzmecesidir. O zaman bütün ışıklar sönüyor. Sönüyor. Dolayısıyla yani ikisinin ortası yok. İmanla küfrün ortası yok. Evet. Yani bu Ehl-i Sünnet'in kabul ettiği bir kuraldır. Şimdi kainata bakışta da bu geçerlidir. Çünkü kainat da zaten Kur'an. Büyük Kur'an ve Allah'ın ayetleriyle dolu.
İnsan kainatı ya yaratan Rabbinin adıyla okuyacaktır ya da onunla alakasını keserek okuyacaktır. Biri küfürdür, biri imandır. İkisinin arası diye fiilen fiili imkansızlık var yani. Öyle de bakmayalım, böyle de bakmayalım. Hele bakalım bu nasıl acaba, hangi tarafa daha yaklaşık deme imkanı yok insan yok açısından. Yok yani ortada yani, çünkü insan öyle. Mesela diyelim ki bir olay görüyor, tespit ediyor. Yağmur yağıyor. Bak yağmur yağıyor diyorum. Aslında yağmur yağıyor demem yaratan Rabbimin adıyla bakmadığım içindir. Yağmur yağıyor. Olmaz. Yani yağmur, ne diyeceğiz? Yağmur denen bir olay var. Ya yağdırılıyor ya yağıyor. Değil mi? Şimdi yağdırılıyorsa yağıyor diyemezsin. Onun için Kur'an ne diyor? Ve enzele mine semâi mâin. Allah diyor gökten suyu indirdi. Yani yağmur yağmaz. Yağmur yağdırılır. Güneş doğmaz. Yani güneş ya doğdu diyeceksin, doğuyor diyeceksin, ya doğduruluyor diyeceksin. Şimdi yani yağmur yağdırılıyor dersen bunu ön yargı kabul ediyor. Yani sen peşinen diyor Allah'a inanıyorsun ve Allah'ın onu yağdırdığını düşünüyorsun. Bu bilimsel değildir diyor. İyi de yağmur yağıyor da bir ön yargıdır. Orada da peşin hüküm var. Orada da çünkü yağıyor demen, Allah... yağıyor demekte de özne kimdir? Tamam, yağdırılıyor da özne, yağdıran kimse odur, Allah'tır. Yağıyor da özne kimdir? Yağmurun kendisi. Kendisidir. Ya o nasıl zaman yağar? Kendi kendine yağıyor diyorsun. Ya olay kendi kendine oluyorsa bu bir küfürdür. Yani Allah, sen Allah'la bağlantısını kesiyorsun ve o zaman Allah yerine kendi kendisini koyuyorsun. Yani her şey kendi işini kendi yapıyor. Aslında tarafsızlık diye bir şey olmuyor. Ya bunun arası da yok burada yani. Taraf oluyorsun yani. Yani bilim de şey yapıyor. Bilimsel bakış dedikleri şey de aslında yani Allah'ı düşünerek bakmak, yaratan Rabbinin adıyla okumak, ona ön yargı diyorlar. Onu peşin peşin kabul etmemek de bir ön yargıdır. Yani Allah'ı bu işe karıştırmayacağız demek, karıştırırsak bilim olmaz demek de bir dayatmadır ve ön yargıdır. İşte bir ve ötekinden daha bilim anlayışını, mantıksız bir ön yargıdır evet, bunlar yani. Bunlar aslında tartışılıyor yani. Bu nasıl bir bilim anlayışına? Evet. Materyalist bir bilim anlayışının getirdiği şeyler ne kadar objektiftir? Bakıma sizin verdiğiniz örnekler bunu insana hatırlatıyor. Dolayısıyla objektiflik ne kadar mümkündür? Onun gereği nedir dediğimizde aslında tırnak içinde bilimsel denilen şeylerin de bir kabul olduğu ve aslında onun da bir ideolojisi olduğu bir bakıma birkaç aşama sonra baktığınızda ortaya çıkıyor. Hocam devam edeceğiz ama bir ara vermemiz gerekiyor. Ondan sonra 3. bölümde inşallah konuşamadıklarımızı yani burada, konuşuruz. Buyurun. Neyi özetlemiş olduk? Niçin herkese ayetler gösterildiği halde göremiyorlar? Çünkü ayetleri yani mektubu göndereni dikkate alarak okumuyor. Mektubu okuyor ama yani göndereni düşünerek okumuyor. Onun için anlamıyor. Kainat kitabını müellifinin sahibinin adına okumuyor. Yaratan Rabbin adıyla oku demesi bu açıdan çok manidar. O yüzden öyle görünüyor ki evet. Kusura bakmazsanız yani nefis demek ki orada mesuliyet altına gireceğini mi düşünüyor da bundan kaçarak, kaçtığı için de o bağlantıyı kurmak istemiyor gibi. Yani işin ta temellerine gidildiğinde insan nefsi başıboş yaşamanın mümkün ve iyi bir şey olduğunu zannediyor. Evet. Yani yağmurla Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sı arasındaki bağlantıyı kurduğunda belki vicdanı kur bu bağlantıyı dediği halde nefis diyor ki Kur'an bağlantıyı kurduğunda benim yapmam gereken bir takım işler varsa ki var, beni o rahatsız ediyor diyor. İşte o halde nefsi onun rahatsız edici olmadığını, o mesuliyeti yüklenmenin çok şerefli ve çok lezzetli, hem şerefli hem lezzetli olduğunu anlatmaya çalışmalı ki insan o bağlantıyı kurmanın çok da zor olmadığını, kurulduğu takdirde mesuliyeti yüklenmenin de öyle taşınamayacak yük olmadığını nefis anlayabilsin. Herhalde nefis kaçmak istiyor. Nereye kaçmak istiyor diye sormak lazım. Kaçmak istiyor. Tam burada bir cümle. Biri şöyle diyor. Gerçeği anlamak diyor zor değildir diyor. Asıl mesele
onu anladıktan sonra kaçmamaktır. Evet. Kaçmamak. Evet, işte bu kaçmama konusu önemli bir bakıma hani meselenin arkasında o var. Kabul ettiğinde iş orada bitmiyor. Bir sorumluluk alana çıkıyor. O da hoşuna gitmeyince bunun yolunu görmemek, gözünü kapatmaktan geçiriyor. Evet, bir aramız olacak demiştik. Şimdi orayı verelim, tekrar birlikte olacağız.